panelde aslında konuşacağımız konular gerçekten çok benzerini çok yakından ilgilendiriyor. Ama oraya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Son dönemde gittiğim farklı yerlerde sık sık sizlerin kulaklarını çınlatıyorum. Bunu bir kere altını çizeyim. Niye diyeceksiniz? Şimdi sizin o meşhur bir söz var. Alacakla verecekle arasında. Hani birisi borç aldığı zaman ne zaman ödeyeceğini söylüyor başkanım. Erciyes Dağı'ndaki kararlayınca. Eriyince. Böyle bir meşhur sözümüz var. Ben bunu atıfta, bu sözü atıfta bulunarak çok kulağımı çınlatıyorum. Çünkü iklim değişikliği dediğimiz faktör, geçtiğimiz yaz değil, yani 2023 yaz itibariyle borçları karşıda bıraktı. Çünkü 3917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın tepesinde o erimeyen karlar eridi. Dolayısıyla borçlar vadeyi öne çekti, değil mi? Öne çekti, evet. Tabii işin trajikomik tarafı, hani böyle biraz şeyle başlayabilirdik, yüzlerce bir tebessüm olsun istedim. Şimdi trajik kısmında biraz konuşalım maalesef çünkü realite bu. Şeker pancarı özelinde bu mevzuya bakacağız ama ben önce birkaç tane rakam sizinle paylaşmak istiyorum. Niye biz suyun kullanımının sürdürülebilirliğini konuşuyoruz'u biraz daha somut oturtmak adına. 2030 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'nin su kaynaklarının %20 azalacağı açıklandı. Bu dönemde yani su kaynaklarının rezervlerinin %20 azalacağı bir dönemde nüfusumuz %10 artacak. Dolayısıyla çok değil, hani 2030'da biraz uzak gibi geliyor ama önümüzde 5-6 yıldan bahsediyorum. 5-6 yıl sonra bu senaryoya göre nüfusun %49'u sulama tarım arazilerinin de %79'u su yetersizliği riskiyle karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla hakikaten ezberlerin bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Diyeceksiniz ki bu rakamları nereden biliyorsun? Uydurmuyorum. Tarım Bakanlığı'nın kendi açıklamasından yola çıkarak sizlerle paylaştım. Muhtemelen denk gelmişsindir. Şimdi yeni orta vadeli programda da biliyorsunuz tarımla ilgili önemli hamleler atıldı, kararlar alındı, sahaya yansır yansımaz, ne kadar yansır bunu zaman gösterecek ama biz bugün işin sürdürülebilirlik tarafını özellikle su odağında üç değerli panelistimizle birlikte konuşacağız. Çok da lafı uzatmadan ben yavaş yavaş sohbete başlamak istiyorum. Süremiz biraz sınırlı olduğu için 12'şer dakika her panelistimize süre kalacak. Onu da 6'şer dakika ve 2 tur halinde yapalım dedik. Öyle konuştuk. Bu işin sürdürülebilirliğini burada panelde göstereceğiz size. İnşallah kanıtlayacağız. Önce Hüseyin Bey, sizinle isterseniz başlayalım. Kanseri Pancar İçeri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Akar. Şimdi bu işin sürdürülebilirliğini konuşacağız ama önce isterseniz bir fotoğrafı çekelim bu sezona dair. Hazır hasat dönemi başladı. Tarımda belirli kronik sorunlar var. Çözülmeyi bekleyen. Bir taraftan da çiftçinin kendi realitesi var. Sanayi tarafının önemli bir beklentisi var ekonomik koşullar altında. Nasıl bir fotoğraf bize çekersiniz? Bu ilk alt dakika böyle konuşalım, ikinci alt dakika da bu işin sürdürülebilirlik tarafına daha da odaklanırız. Evet, Türkiye'de şeker sektörü 2001 yıl itibariyle çıkarılan şeker kanunu çerçevesinde total üretim yapıyor. 33 tane fabrika var Türkiye'de. Bugün itibariyle yaklaşık 100 bin, 110 bin civarında Türkiye genelde çiftçi pancar üretimi gerçekleştiriyor. Geçen sene itibariyle Türkiye'de üretimde rekorlar kırıldı. 25 milyon ton şeker pancarı üretildi. Ve aşağı yukarı 3,5 milyon tona yakın şeker üretimi gerçekleşti. Bu sene tabii bu rakamlar geçesindeki seviyede değil. Çünkü şeker sektörünün ciddi sıkıntıları, sorunları var. Bu sıkıntılar, sorunlar birkaç senede bir artık tekrar eder hale geldi. En son 2021 yılında, 2020 yılında yine yüksek miktarda bir üretim yapılmışken 2021 yılında Türkiye'de şeker sektöründe krizler yaşandı ve herkesin hatırlayacağı gibi fiyatlar neredeyse 4 kat arttı ve sonucunda şeker ithalatı uzun yıllar sonra Türkiye'de bir şeker ithalatı kararı verildi, ithalat gerçekleşti. Şimdi o zamandan bu zamana dengeler çok yerli yerine oturamadı maalesef. İşte bu tabii oturamamasında şeker sektörünün bir takım etkiler altında kalıyor olmasının rolü var. Bunların işte en başında o 2022 yılında verilen
ithalat kararından sonra hala bugüne kadar dahil işleme rejim çerçevesinde ithalat devam ediyor ve 970 bin tona ulaştı. 400 bin tonu şeker ithalatı kararı 970 bin tona ulaştı. Onun dışında sektör itibariyle yine yüksek yoğurt tatlandırıcılardan etkileniyor sektör. Rakamın 5 bin tonu aştığı şeklinde bir kanatla son bilgiler paylaşılmadığı için 2023 itibariyle 4900 ton civarında yüksek yoğurt tatlandırıcı ithal edildi. Bunlar biliyorsunuz kimyasal ve bunun karşılığı Kayseri Şeker'in 3 fabrikası Boğazlayan Kayseri Tural fabrikalarının ürettiği, geçen sene ürettiği 550 bin ton şekere muadil bir tatlandırıcı bunlar. Nişasta bazlı şeker. Nişasta bazlı şeker değil, yüksek yoğun tatlandırıcı. Bir de nişasta bazlı şeker var. Nişasta bazlı şeker olarak ortalama üretim yapıyor. Yaklaşık 80 bin ton kotası var ama üretim kapasitesi 1 milyon ton. Ve bu 1 milyon tonun ne kadar üretildiğinin de çok rakamları paylaşılmıyor ya da bize ulaşmıyor. Ama özellikle 80 bin tonun üzerinin yurt dışına satılması gerektiği ortamda, ithal edilmesi gerektiği ortamda önemli bir kısmının yurt içinde yine satışa sunulduğu gibi bir durum söz konusu. Geçen seneki fazla üretimle birlikte maalesef açığa ekim, pancarda açığa ekim çok yapıldı. Özellikle Konya Karapınar'da 2,5 milyon ton açığa ekim yapıldığı bilgiler var. Ve bunu bazı fabrikalar pancarı çok ucuza 800-900 tonu, 800-900 bin lira seviyesinde bir bedelle ki bizim çiftçimize geçen sene pancar bedeli olarak ödediğimiz rakam ton başına 2100 lira. Neredeyse yarısından daha düşük bir fiyattan bu pancarlar alındı. Biraz da kayıt dışı herhalde üretildi. Ve o kayıt dışı üretilmesinin sonucunda da düşük fiyattan piyasaya arz edildi. Buna benzer sorunlardan dolayı bu sene tabii sorunlar yaşanıyor ama asıl sorun tabii biraz sonra konuşacağımız su konusundaki sıkıntılar. Bunlar çiftçiyi çok zor durumda bırakmaya başladı. Bu konuda Türkiye'nin ciddi yaklaşımlar ortaya koyması lazım, ciddi politikalar ortaya koyması lazım. Ciddi bir şekilde bu konuları irdeleyip üzerinde durması lazım. Yoksa sulu tarım, sadece şeker pancarı değil, sulu tarım tehlike girmeye başladı. Bütün bunların yanında tabii sektör artık pancar, şeker sektörü kampanyalara başladı. Türk Şeker'in Malatya fabrikası ilk olarak her sene olduğu gibi faaliyetine başladı. Şimdi önümüzdeki yani bu hafta itibariyle biz de dahil olmak üzere bütün fabrikalar yavaş yavaş pancarları sürdürmeye ve üretime başlamak üzereler. Ama enteresan bir durum, İrfan Bey hala şeker pancarının fiyatı belli olmadı. En son geçen 2022 yılının Kasım ayında biz 1800 lira avans fiyatını açıklamıştık. Sonra bu sene sene başında sektör toplantısında Türk Şeker açıklamadan pancar fiyatlarının açıklanmaması diye bir istek söz konusu oldu. Biz de Şubat ayından beri şeker pancarının fiyatının açıklanmasını bekliyoruz ve çiftçi de bekliyor. Çiftçi diğer ürünlerde ciddi sıkıntılar yaşadı. Arpa, buğday gibi ürünlerde özellikle fiyat noktasında sorunlar yaşadı. Şimdi şu anda yavaş yavaş hasadı yapılan ay çekirdeği, işte patates gibi ürünlerde yine ciddi sorunlar yaşanıyor. Neredeyse çiftçinin tek umudu şeker pancarı kaldı. Ki şeker pancarı tarifte başlamıştı, 74 bin denilmişti ama Taner Bey 74 bin diye söyledi ama bizim tespitlerimize göre 58 ilde şeker pancarı üretim yapılıyor ve şeker pancarı tarih yerindeyse gider bir bitki, yani öncü bir bitki, şeker pancarı olmadığı takdirde bu 58 ilde neredeyse çiftçi tarım yapamaz hale gelir. Onun için şeker pancarı çok önemli, çok stratejik, özellikli bir bitki. Bu nedenle çiftçinin şeker pancarından uzaklaşmayacağı şekilde politikalar ortaya konulması lazım. Ama bu konuda maalesef fiyat bile belirlenmediği için çiftçide bir tedirginlik, bir huzursuzluk devam etmeye başladı. Öyle ki biz bunu ilçelerde, köylerde takip ediyoruz. Çiftçilerimiz bu tarihlerde, özellikle Eylül ayında şeker pancarı, gelecek sene ekeceği şeker pancarının tarlalarını hazırlamaya başlardı. Şimdi bunun olmadığını da gözlemliyoruz.
Onun için çiftçinin bu huzursuzluğunun bir an önce ortadan kaldırılması ve çiftçinin para kazanabileceği bir fiyatın tespit edilmesi lazım ki şeker pancarının sürdürülebilirliği sağlansın. Sürdürülebilirlikte elbette suyun, toprağın, işte havanın her şeyin etkisi var ama fiyatın ve kazancın da etkisi var. Bu bizim tespitlerimize göre, orada ifade ederek sözü fazla uzatmak istemiyorum. Aslında çok önemli konu ve dakikalarca konuşulması lazım. Ama tabii asıl konumuz sürdürülebilirlik, sulama ile ilgili konu. Dekandaki maliyet bizim tespitlerimize göre 12 bin lira. 12 bin liranın üzerinde hatta. Yani Türkiye ortalaması dekanda 6 ton pancar üretim şeklinde, Türkiye ortalaması bu şekilde. Böyle olunca ton başına en az 2 bin lira maliyet düşüyor. Hatta belki 2 bin liranın üzerinde. Fiyatın buna göre belirlenmesi lazım. Ve başlangıçta bu şekilde teşekkür ederim. Güzel bir fotoğrafı çektik. İlerleyen dakikalarda zaten bunun altını dolduracağız. Sürdürülebilir ve özellikle su kaynaklarının yönetimi açısından. Teşekkür ediyorum.